Şimdi yatırımcıları çok yakından ilgilendiren bir haber. Trump'ın işte başkan seçilmesinin ardından, Amerikan başkanı seçilmesinin ardından Bitcoin'de bir neredeyse 100 bine dayanan bir rakam gördük. Görmeye devam ediyoruz. Dalgalı seyrine şahit oluyoruz. Bununla birlikte yine savaş ortamında bu kez şöyle kararlar var. İşte masaya oturacakları şeklinde, ateşkes anlaşmaları imzalanacak şeklinde. Bunun da yine emtia fiyatlarına bir etkisi oluyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki süreç nasıl olacak altın ve emtia açısından? Şöyle, evet Aleyna Hanım, yani şimdi şunu gördük. Bir Trump seçildi. Trump seçildikten sonra altın fiyatlarında, başta altın olmak üzere gümüş fiyatlarında ciddi bir baskı gördük. Çok ciddi düzeltme yaptı. Yani ons altın 2790'ı gördü. 2800 neredeyse. 2530'lara kadar, 2536'ya kadar 250 puanlık bir düşüş gördük altında. Yine gram altın 3075'i görmüştü Trump seçilmeden önce, kaygılarla birlikte. Trump seçildi, 2803'e kadar düştü. Altın zaten aşırı alım bölgesindeydi. Dolayısıyla hem Trump'ın uygulayacağı politikalar hem bu aşırı alım olması ile bir düzeltmesini yaşadı. Fakat aradan bir buçuk hafta geçti. Altın özellikle geçen hafta V şeklinde bir toparlanma gösterdi. Şimdi bakıyoruz niye toparlandı altın, ne oldu da toparlandı diye. Özellikle bu Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşın yeniden tetiklenmesi, Trump politikalarına rağmen ve daha şahin Fed var karşımızda. Çünkü enflasyon dataları son dönemde 1-2 aylık düzlemde Amerika'da biraz rahatsız edici geliyor. Hem bu rahatsız edici enflasyon, hem ekonomi güçlü, hem de Trump'a içten içe hazırlanan bir Fed olduğu için, yani ister istemez enflasyon tarafında Trump politikalarının en azından kalıcılığı sağlama, dezenflasyon sürecinin daha yavaş ilerlemesi gibi sonuçlar doğuracağını bilen bir Fed olduğu için daha temkinli gidiyor. Powell dedi ki, yani biz çok hızlı faiz indiremeyebiliriz, ekonomi güçlü, enflasyon kalıcı. Şimdi bir de bu gelince, buna rağmen altın geçen hafta 2712'den kapadı. 2700 önemli. %5,9 yükseldi. Yine şeye bakıyorum, gram altında da %6'ya varan yükseliş var. Şimdi dolayısıyla tam şunu tartışıyorduk Aleyna Hanım. Şimdi altın tarafında bir iyi haber vardı, bir kötü haber. İyi haber şuydu. Rusya-Ukrayna savaşı tabii bu iyi haber değil ama altın için iyi haber. Şimdi dolayısıyla bu V şeklinde toparlanma tarihi zirve 2790 üstüne atmaya sebep olur mu acaba? Bir haftada %6 yükselmiş altın var. Bir kar alımı gelir mi acaba? Soruları gündemdeyken altında dün ve bugün ciddi bir düşüş görüyoruz. Düşüşün iki sebebi var. Biri aslında tam da sizin söylediğiniz İsrail'in Hizbullah'la ateşkese dair görüşmeyi değerlendirdiği haberi var. Netanyahu'nun planlar üzerinde çalıştığı şeklinde haber geldi. Birinci etki bu oldu. En önemli etki bu oldu. Çünkü altın tarafında jeopolitik risk fiyatlaması 2024'te güçlüydü. Özellikle 2023'ün son çeyreğinden itibaren 2024'te dahil olmak üzere güçlüydü. Bir, buradan gelen etki vardı. İki, dün Amerika'nın Hazine Bakanı'nın ismi açıklandı, adayı. Scott Bessent. Scott Bessent çok aslında piyasanın sevdiği bir isim. Hedge fon yöneticisi, eski Soros şirketinin yöneticilerinden. Piyasa dedi ki tamam, yani Bessent geliyorsa bu daha temkinli, daha piyasayı üzmeyecek, piyasadaki dengeleri gözetecek bir hazine bakanı olur. Çok ciddi borçlanmalara gidilmeyebilir şeklinde fiyatlamayla hazine tahvilleri, 10 yıllık hazine tahvilleri, tahvil faizleri ciddi düştü. Altın, zaten altını baskılayan bir unsuru var. Bir miktar dolar endeksi de gevşedi. Hem dolar endeksinin gevşemesi, hem 10 yıllıklarda geri çekilme. Bir de üstüne daha asıl önemli mesele, bu İsrail ile İran arasında ateşkes olacağı haberi altında baskı yarattı. Bence ben bu haberler olmasaydı da altın tarafında geçtiğimiz bir haftalık yükseliş nedeniyle bir kar alımı bekliyordum açıkçası. Bir de bunu koyun işin içine. 2600'lere doğru gerileyen bir altın olduğunu görüyorum. Ez cümle. Jeopolitik riskler azaldıkça bu altın fiyatlarını, emtia fiyatlarını aşağı yönlü, özellikle altını daha ciddi aşağı baskılar. Çünkü jeopolitik risk demek güvenli liman demek. Güvenli limanda da daha çok hani kıymetli madenler içerisinde, emtialar içerisinde özellikle altının çok ön plana çıktığını görüyoruz. Bu açıdan altın tarafında baskı var. Takip edeceğiz. Dolayısıyla bakalım Rusya-Ukrayna savaşı. Orada da hani piyasa hafta başından bu yana şu an Rusya-Ukrayna savaşına dair bir fiyatlama yapmıyor. Bir haber akışı gelmiyor. Çünkü geçen hafta nükleer savaş olur mu acaba? Çünkü Rusya'dan nükleer savaş eşiğini düşüren bir karar alınmıştı. İşte Putin'in de ne yapıp ne edeceği belli olmaz fiyatlaması da altını güçlendirdi. Çünkü ne diyordu bize Trump? Bir gecede ben Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğim diyordu.
Ama anlaşılan o ki Reuters bir haber yayınladı. Yani Putin'in istekleri ateşkes için güçlü olacak, toprak isteyecek. Öyle bir gecede falan bitiremeyecek. Trump döneminde de Rusya-Ukrayna savaşı devam edecek fiyatlaması vardı. Bu hafta onun olmadığını görüyorum. Piyasa orayla çok ilgilenmiyor. Çünkü ciddi bir haber akışı yok. Ez cümle, jeopolitik riskler azaldıkça bu ister Rusya-Ukrayna savaşı olur. Ki bence Orta Doğu daha da anlamlı. Çünkü Orta Doğu'da Rusya-Ukrayna savaşı biter ama Trump döneminde. Orta Doğu'da bitmez. Netanyahu'nun Trump'la arası çok iyi. Dolayısıyla orada o savaş devam eder. O nedenle de Orta Doğu'daki ateşkese dair haberler daha güçlü bir şekilde altın tarafını baskılar. Takip edeceğiz bu açıdan. Ben bir baskı, ciddi bir baskı beklerim Aleyna Hanım. O ciddi baskının çizgisi ne olur? Rakama ne olur? Nereye kadar düşer peki? 3000 küsurları gördükten sonra, o rekor üstüne rekordan sonra, Trump'ın seçiminden sonra işte V şeklinde, o tam da V'nin olduğu noktada ne olur önümüzdeki süreçte? Onu çok merak ediyoruz. Tabii şimdi şöyle, daha orta uzun vade için 2600 ons altını söyleyeyim öncelikle. 2600 dolar üstü, işte gram altında da kabaca 2900 TL üstü. Aslında trendin bozulmadığını gösteriyor. Buranın üzerinde kaldığı sürece yükseliş isteği daha güçlü olan işte 2600 dolar için ons altın, 2900 TL için gram altın isteği güçlü olabilir. Fakat ons altın için 2530, 2500 ve hatta 2475. Eğer ons altında biz 2475'lere kadar bir geri çekilme görürsek, ki bence burada 2530'a bakacağız önce. Çünkü çok zorlu zamanlarda bile, geçen hafta Trump trade'le bile 2530'dan güçlü destek aldı. Dolayısıyla 2536 biraz daha düşüşü güçlendir. Hatta 2475 altına inen bir altın 2300'lü seviyeleri gündeme getirebilir. Bu seviyeleri takip etmek gerekir bence. Ama şimdi tam da bir alım fırsatı sunar, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Evet, bence sunacağını düşünüyorum. Çünkü neden? Tamam, jeopolitik riskler azalacak ama bir, Fed kısmi de olsa faiz indirmeye devam edecek bir. İki, şimdi daha Çin alımlarına ara verdi. Şimdi Çin'in de almaya başlamasını bekliyoruz. Hindistan'ın daha güçlü almaya devam etmesini bekliyoruz. Öyle veya böyle bu dedolarizasyon sürecinde merkez bankalarının alımlarının 2005'te artması bekleniyor. Bir de şu var tabii, yani Trump evet geliyor ama Trump kaynaklı güvenli liman isteği dönem dönem ortaya çıkabilir. İşte Amerika'nın hükümet borçları yükselebilir, bu bir sıkıntı yaratabilir, bir takım belirsizlikler olabilir. Dolayısıyla benim bas senaryom şudur altınla ilgili, hem ons altın hem gram altınla ilgili. 2025'teki yükseliş hızı 2024'e göre daha yavaş olacak. Daha yavaş yavaş ilerleyen, çünkü 2024'teki kadar altını destekleyecek bir temel hikaye yok. Hele ki Trump'la birlikte bu hikaye daha da ortadan kalktı. Belki Trump olmasa... Şunu duymuşsunuzdur, işte Trump ben gelene kadar Netanyahu'ya bütün savaşları bitir şeklinde bir açıklama da dolandı. Evet evet, kesinlikle öyle. Yani bunlar olumlu. Altın açısından olumsuz ama tabii geopolitik riskler açısından olumlu. Takip edeceğiz. Yani orada ciddi bir Orta Doğu'da işte Rusya-Ukrayna'da gerileme olması altını baskılar. Yani o işte 3000 dolarlar havada uçuşuyordu biliyorsunuz. O 3000 dolarlar belki de şimdi eğer jeopolitik risklerde ciddi rahatlama olursa, işte Goldman Sachs gibi, JP Morgan gibi orada aşağı yönlü ivmelenmelerde görülebilir. Onun için yani tabii gram altına ilgili de şöyle bir durum var. Tabii hani biz altını değerlendirirken ons altın, gram altın diye de ayrı bakmak lazım. Gram altına ilgili piyasada şöyle beklentiler de var. Bakın, gram altını hem ons altın yükselişi hem dolar TL yükselişi etkiliyor. Şimdi dolar TL'de yatayda giden bir hareket var. Piyasa diyor ki bazıları, tamam TL'de reel değerlenme var, mecburen bu 2025'te de devam edecek. Ama bir yerde bu TL'de reel değerlenmenin hızının azaldığı, belki de ufak ufak artık kurdaki artışların enflasyon kadar veya enflasyonun birazcık üstüne çıktığı, çok güçlü değil, süreçte gram altın dolar TL'den de destek alabilir diyenler de var. Ve hatta ben bu senaryoya inanmıyorum ama şuna inananlar da var. Özellikle 2025'te kurdaki hareketin biraz daha güçlü olabileceğini düşünenler var. Şimdilik ben buna çok ihtimal vermiyorum. Yani içeride veya dışarıda beklemediğimiz bir gelişme olmadığı sürece, evet 2025'in ilk yarısında da TL'de reel değerlenmenin daha güçlü gitti. Ama 2025'in ikinci yarısında belki bu reel değerlenmenin gücünün azaldığı bir süreç olabilir. Ama bunu yanlış anlamasın dinleyenlerimiz. Çok güçlü dolar TL yükseliş anlamına gelmemeli. Orada belki ihracatçıyı rahatlamak adına enflasyonda istenen seviyeler olursa belki o reel değerlenmenin etkisi biraz azaltılabilir. Tabii burada kritik soru şu. Yani Merkez Bankası bu TL'de reel değerlenme hedefini ne kadar sürdürecek? Ne zaman çıkacak? Nasıl çıkacak? Bu bilinmiyor. Bununla ilgili bir yönlendirme yapmıyor. Yapmıyor, yapamıyor çünkü önü belli değil. Yani önünü göremiyor Merkez Bankası. Bu nedenle yapamıyor. O açıdan da hani şimdilik bu TL'de reel değerlenme sürecinin PPK metninde de olduğu gibi
devamını ben 2025'te de genel olarak beklediğimi söyleyebilirim. O açıdan yani genel şunu söyleyeyim, yani kısa vadeli trade'ler için, kısa vadeli altın al sat ve bundan bir fiyat farkından fayda sağlamak isteyenler için açıkçası bir 2660 dolar üstünde tutunan bir ons altın görüyor olmamız lazım. Buna bakarak yani gram altıncılar da pozisyon açabilirler. 2660 üstünde tutunmayı görmeden, hatta 2685 üstü tutunmayı görmeden ben açıkçası kısa vadeli trade'i çok önermiyorum. Çok güçlü yükseliş içinde bizim 2750 dolar üstünde tutunan bir altını görüyor olmamız lazım. Şimdilik daha böyle belli bir konsolide olmaya çalışan belli seviyelerde, ama gelen açıklamalarla birlikte volatilitesi güçlü bir altın yakın vadede bekliyorum ben. Orta uzun alınlıklar içinde her geri çekimi bir alım fırsatı olmaya bence devam ediyor diye düşünüyorum. Ama yani gram altın alacaksak bence 2900'ün altında, 2850, 2800'lere doğru en iyi alım yerleri diye düşünüyorum ben açıkçası. O nedenle de görür müyüz? İşte bu jeopolitik riskler biterse elbette ki belirli düzeyde görülebilir diye düşünüyorum ben. Orayı takip etmek lazım. Evet, hem orayı hem de bütün dünya basınını da yakından takip etmeleri gerekiyor bütün yatırımcıların. Çok teşekkür ederim hocam katkılarınızdan dolayı. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.